Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve affal salatu ve etemmü teslimu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme la sehla illa ma cealtahu sehla ve ente tecalul hazna iza şi'te sehla. Cuma akşamları hadis dersimize İmam Münzeri'nin Terkib ve Terhib kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle 3 haftadan beri devam eden cihat bölümümüzü bitirmiştik. Bu hafta ise inşallah yeni bölümümüz olan Lâhu kitâbu kıraatul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in okumanın faziletiyle ilgili bölüm. Bugün ne yapıyor? Tamamen size, gençler, talebeler yaptığınız işe hitap edecek. Tamam mı? Neymiş konumuz? Kur'an-ı Kerim'in okumanın fazileti veya ezberlemenin fazileti. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه وغيرهم أطلعنا صحيح كتابتان bütün her hepsinden de geçmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan'dan rivayet olan hadis-i şerifte buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretir. Demek ki siz şimdi hangi gruptan mısınız? En hayırlı gruptan. Tamam mı gençler? Yani işinizi hor görme, zorla yapma, severek yap. Çünkü en hayırlıların içindesiniz. Allah katında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında, meleklerin yanında en hayırlı insansınız. Gece gündüz sadece okumayla, ezberlemeyle, çalışmayla meşgul oluyorsunuz ya. İşte o sebepten dolayı en hayırlı grupsunuz. Tamam mı? Sakın ha sakın bu grubun dışına çıkmaya çalışmayın. Ya işte ben yapamayacağım, ben gideceğim, ben şöyle edeceğim, ben böyle edeceğim. O zaman ne olursunuz? En hayırlı grubun içinden çıkar gidersiniz. Tamam mı gençler? Devamlı niyetiniz bu hayırlı grubun içinde kalma olsun. Okumak, okutmak, ezberlemek, yarın hedefinizde ben bu Allah'ın kitabına nasıl hizmet edebilirim? Nasıl ezberledim, bir başkasına nasıl öğretebilirim? Nasıl ezberletebilirim? Veya Allah'ın kitabını bilmeyenlere nasıl ulaştırabilirim diye, tamam mı? Herkesin, hepinizin niyeti bu olursa, o zaman Allah-u Teala size ummadığınız yerlerden imkanlar, mekanlar açar. Bir de bakmışsınız ki Allah Allah, bir zamanlar öğrenciyken şimdi Allah size lütfetmiş hafız hocalığı, Kur'an-ı Kerim hocalığı yapıyorsun. Anladınız mı gençler? Ama ne olması gerek? Niyet. Niyet olmazsa, yani ben bu kitaba hizmet edeceğim, ben bu kitabı ezberleyeceğim, ben bu kitapla amel edeceğim niyeti olmazsa ezberlesiniz de geri unutursunuz. Tamam mı? Onun için hep niyetiniz hayır olsun. Ya işte anam dedi, babam dedi, annem dedi, dedemin zoruyla yapayım, filancanın zoruyla yapayım, bunları da yapmayın. Allah için yapın, Allah size ne imkanlar açar. Her zaman örnek veriyorum ya, bunu da örnek verirken hiçbir zaman gocunmuyorum arkadaşlar. Bu fakir, ben bir zamanlar köyünde ayakkabısı olmayan, ayakkabısı yırtık, inek yayan bir adamdım ya. Köyde bir bayramı geçsem öbür bayramcılığı olmayan ya. Bir bayramda olurdu, öbür bayram ikinci gün anamız yüker kaldırırdı ki gel bayramda giyin oğlum, yoktu ya. Şimdi altımızda son model araba var. Bu neyi? Hep Allah'ın kelamının bereketi gençler. Onun için niyetiniz hep bu kitaba hizmet etme olsun.
bu kitaba hizmet etme olursa, şimdi sıkıntılı görürseniz de Allah size yardım imkanlar açar. Ama ya ben bırakacağım, ben çalışmayacağım, ben yapmayacağım, ben şöyle diyeceğim. Bakın ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, talebeler için size söylüyorum ya. Talebeler için özellikle size söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kutsi hadiste, ben kulumun zannı üzereyim. Tamam mı? Herkes burada değil mi? Ha. Ne diyor Peygamber Efendimiz kutsi hadiste? Ben kulumun zannı üzereyim. Ne demek gençler zannı üzereyim? Yani kul şunu düşünürse, şuna niyet ederse, hafız adam, hafız olmak isteyen adam, ya ben Allah'ın kitabını ezberleyeceğim, Allah'ın kitabını öğreneceğim, sonra bu Allah'ın kitabını ezberleyecek, öğrenecek hafızlar, talebeler, alimler yetiştireceğim diye hep ufuktaki niyeti, zannı, isteği, gayreti bu olursa Allah ona imkanlar açar. Tamam mı gençler? Hep niyetimiz bu olsun. Sizin hocanız olan insanlar daha dün talebeydi ya. Dün talebeydi ama bugün hoca oldular. Niye? Niyetleri oydu. Onun için niyetleriniz iyi olsun. Hiçbir zaman bu hayırlı grubun içinden çıkmaya niyet etmeyin ya. Ve an Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem men qara harfen min kitabillahi felehu bihi hasenatan vel hasenatu bi ashri emsalha la aqulu alif lam mim harfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor gençler? Kim diyor Allah'ın kitabından bir harf okursa, siz bir gün boyunca ne kadar okuyorsunuz değil mi? Maşallah bir sayfaya dönüp dönüp okuyorsunuz, dönüp dönüp okuyorsunuz. Sabah okuyorsunuz öğlene kadar, öğlenden sonra ikindi ne kadar okuyorsunuz, yapmadan bir daha okuyorsunuz, hocanıza vermeden bir daha okuyorsunuz, belki 100 sefer okuyorsunuz bir sayfayı. Öyle mi? Ne diyor Peygamber'in sana bakın. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa, bir harf okursa ona bir hasene. Bir hasene var. Vel hasenetu, hasenenin karşılığı ise diyor Peygamber'in sana bi aşri emsaliha, onun karşılığı 10 misli ya. Siz sadece elif dediniz, Allah-u Teala size onun karşılığı 10 misli sevap yazdı. Bunu 100'e, 200'e, 500'e, 1000'e tamamlarsanız üf size güç yetmez ya. Yarın bir defterini çıkar da kıyamette kavuşamazsın. Defter aç, 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 hafızın defterini aç, bitmiyor, aç, bitmiyor. Niye? Sana Kur'an-ı Kerim okumuş. Yani aklınızın alamayacağı, sayamayacağınız kadar size sevap var ya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Bir topluluk diyor, bir sınıf, bir topluluk, bir grup Allah'ın evlerinden, yani mescitlerden veyahut da bir arkadaşın evine gittiniz veya başka bir arkadaşın evine gittiniz, toplandınız. Amaç ne? يتلون كتاب الله, Allah'ın kitabını okumak. Ve yetedarasunahu beynehum, ve kendi aralarında da bunu müzakere ediyorlar. Ya Allah-u Teala burada şunu buyurmuş, şurada şunu buyurmuş, şurada ne hüküm vermiş, şurada neyi cevaz görmüş, şurada neyi haram kılmış, kendi aralarında da bunu hüküm, ders görüyorlar. Yetlûne kitâballah ve yetedarasunahu beynehum. Bunun için bazı alimlere göre arkadaşlar, mesela adamlar bize diyorlar ki ya toplu bir şekilde işte tebarek okuyoruz, amin okuyoruz, yasin okuyoruz. Bunu nereden çıkarıyoruz? Nereden çıkarıyoruz? Yok. Bak ne diyor Allah-u Teala? Peygamber'in yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını hep beraber ya. Çoğul olarak. Yetlûne okuyorlar kitâballah. Bir topluluk toplanmış Allah'ın kitabını okuyor. İşte bazı alimlere göre ne? Bu toplu okumanın cevazlığına işaret. İllâ nezelet aleyhimus sekine. Onların üzerine bir huzur iner ya. Toplandılar, bir huzur iner. Ve gâşiyethumur rahme, rahmet onları kaplar. Ve haffethumul melâike, melekler halka olur. Ta semaya kadar.
Ve zekerahumullahu fîmen indâ. Allah-u Teala kendi katındaki meleklere değil ki, ey meleklerim bakın kullarıma benim kitabımı okumuş, kendi aralarında toplanmış, kendi aralarında okuyorlar. Meleklere karşı sizinle övünürler. Tamam mı? Övünen kim? Allah-u Teala'ya. Meleklere diyor ki bak benim filanca Ahmet kulum, Salih kulum, Namet kulum Kur'an-ı Kerim okuyor. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. Hazreti عقبة بن عامر diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıktı, biz de diyor Suffa değil. Suffa yeri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mezarı yok mu? Ravzası, Ravzanın tam arka tarafı. Ravzanın tam arka tarafı. Suffa'dayız diyor. Fakala geldi Peygamber Efendimiz dedi ki diyor, eğilin lan bakın gençler. Sizin okuduğunuz İşin kıymetli, ne kadar kıymetli yaptığınız Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim okumak, hafızlık yapmak ne kadar kıymetli. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Eyyukum yuhibbu en yagduve kulle yevmi ila buthan ev ila l'akib feyeti minhu binaqateyni kevme veyni fi gayri ismin ve la kat'i rahim. Sizden biriniz diyor. Hanginiz kalkar? Ta nereye gider? Nereye diyor arkadaşlar? Buradan işte Başpınar diye. Tamam mı? Veya Oğuzeli diye. Herkes Oğuzeli'ni biliyor değil mi? Oğuzeli'ne diyor. Peygamber Efendimiz burada Vathan'la Akik demiş de anlamanız açısından söylüyorum. Sizden diyor hangi biriniz kalkar? Buradan Oğuzeli'ne yürüyerek gider. O da hiçbir günah işlemeden. Hiçbir günah işlemeden. Akrabayla ilişkiyi kesmeden. Buradan kalktı. Gitti oradan iki tane baba yiğit deve. Güçlü böyle 700-800 kiloluk. Veyahut da bir dana, iki tane dana diyor. Oradan getirse diyor. Hanginiz bunu getirmeye gücü yeter? Veya hanginiz böyle bir şey yapmayı sever diyor. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذَٰلِكَ Diyor ki ya Resulallah hepimiz bunu isterik diyor. Yani sabahleyin gidip hiç günah işlemeden, akrabayla ilişkiyi kesmeden, Oğuz eline gidip iki tane deveyi getirip Allah için boğazlayıp Allah için kesme ya. Yani. Allah için kesip dağıtma. Ne kadar büyük sevabı var değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani günah işlemiyorum, akraba ile ilişkiyi de kesmiyorum ve Allah için adım atıyorum, gidiyorum orada iki tane kocaman deveyi getiriyorsun, onu Bismillah diyorsun, boğazlıyorsun, sonra onu Allah için fakir fukaraya, o iki taneyi fakir fukaraya dağıtıyorsun ya. Şu sevaba bak ya. Ölçüsü var mı bu sevabın, tartsan etsen? Çok büyük mükafat. Sahabe ne diyor? Herifimiz ister ki ya Resulullah, niye? Günah yok. Ve gidecek, alacak, kesip dağıtacak yani. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَفَلَا يَغْضُ أَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ اَوْ فَيَقْرَوْ اَيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ Sizden birinizin diyor kalkıp bir diyor mescide gidip bir kelime örgenmesi veyahut da o mescide gidip iki tane ayet okuması işte bu kadar yapmış olduğunuz büyük işten diyor daha sevaplı diyor. Duydunuz mu gençler? Ne kadar büyük yani. Bazı adamın gücü yetmez o deveyi getirmeyi, kesmeyi, dağıtmayı. Hadi dağıttın kimlere vereceğin? Onun bile dağıtması bile demez. Ama diyor sizden diyor, iki ayet okusa diyor birisi diyor. Bu kadar büyük diyor o iki deveyi kesip dağıtmadan daha sevap, daha faziletli. Üç ayet okusa üç deveyi dağıtmadan daha faziletli. Ve erba'ın hayrun lehu min erba'in ve men وَمِنْ اَعْدَاهِنَّ مِنَ الْاِلَىٰهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 ayet okursa 5 deve dağıtmadan, 6 ayet okursa 6 deve dağıtmadan sırayla sayıyor Peygamber Efendimiz. Demek ki yaptığınız iş ne kadar kıymetliymiş. Tamam mı gençler? Allah'ın kelamını okumak o kadar büyük mükafatı ve derecesi sevabı var. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القران عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين الله تعالى قدسي هذا الشريف تبو يريك سيزدن بيرينيز
Bakın, tamam mı? Size göre hafızlık. Sizden birinizdir. Hafızlığa çalışır. Sabahleyin kalktı, çalışmaya başladı. Sabahleyin çalıştı, öğlenleyin çalıştı, ikindiğin çalıştı, namazı kıldı, tesbih bile çekemedi, hemen kitabının başına okudu. İkindiğin namazını kıldı, daha dua bile edemedi, hemen kitabının başına oturdu diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı bu Allah'ın kitabıyla uğraşırsa, ya benden elini açıp bir şey bile isteyemedi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala, benden ya Rabbi bana şunu ver diyemedi ya. İşte diyor, ben ona o istediğinden daha hayırlısını veririm. Onun istemesine bile gerek yok. Es kitabımla meşgul olsun. Ben ona istediğinden daha hayırlısını veririm. Tamam mı hafızlar? Yani yaptığınız iş çok kıymetli bir iş yani hafızlar. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة Kur'an-ı Kerim'i okumakta mahir olan. Tamam mı? Herkes dinliyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyun ama okurken de onu güzel makamla okumaya gayret edin, güzel makamla örgenmeye gayret edin, tasih-i hurufunu, mahrecini güzelce okumaya gayret edin. Baştan savma değil, değil. Güzelce yani makam yapa yapa okurken. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İşte diyor Kur'an-ı Kerim'de mahir olan. Yani Allah'ın kelamıyla meşgul olup onu güzel okuyan, güzel okumaya gayret eden, hiç mahrecinde, tasihinde, tecvidinde bir yanlışı olmayan kişi ma'as-sefaratil kiramil berara Allah-u Teala'nın itaatkar elçi melekleriyle beraberdir. Bak meleklerle berabersiniz. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن الكريم أخيون çünkü قرآن الكريم okuyucusuna hafızına hafız kişiye kıyamette şefaat edecek diyor. Kıyamette şefaat edecek. وعن سهل بن معاذ رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة. Kim diyor Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, hafız olur. Sonra o öğrenmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'le de amel ederse kıyamette diyor babasına öyle bir taç giydirilir ki babasına yani öyle bir taç giydirilir ki ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. Onun ışıltısı, parıldısı, parlaklığı güneşten daha kuvvetli. Babasının başında parıl parıl parlar yani. فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذ۪ي عَمِلَ بِهَذَا Peki de ya bununla amel eden adamın derecesi ne olur? Sadece hafız adamın babasına bu verilirse ya, hafız kişinin babasına bu verilirse ya amel eden ne olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقول له فيقال له اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim diyor kıyamet günü gelir. Kim geliyor arkadaşlar? Hafızlar. Kur'an-ı Kerim. Der ki bu, ya Rabbi buna diyor en güzel elbiseleri giydir diye Kur'an-ı Kerim hafızına ne yapar? Dua eder. Ya Rabbi buna en güzel elbiseyi giydir. Sonra der ki diyor ya Rabbi bu elbisenin daha iyisi varsa onu giydir yani. Allah-u Teala onu da giydirir. Sonra der ki diyor ya Rabbi bundan razı ol diye Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'ya yalvarır yani. Hafız için. Sonra Allah-u Teala da ondan razı olur. Sonra ne denir Kur'an-ı Kerim'e? Kur'an-ı Kerim fevkal lehu o Kur'an-ı Kerim örgenen hafıza, Kur'an-ı Kerim okuyan kişiye ikra var. Oku senin derecen okudukça yükseleceksin. Bir sayfa okudun derecen bir sayfa. 10 sayfa okudun derecen 10 derece.
Kur'an-ı Kerim'in her hepsini ezberledim. 600 sayfayı. Bu senin derecen en yüksek derece. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ اَيَةٍ تَقْرَعُهَا. Çünkü senin menzilin, yerin, derecen neresi? Ezberindeki en son ayet oraya kadar. En son ayete ulaştın mı senin derecen oraya. Bunun için hafızlığı ne yapman gençler? İyice belleyin. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لعبده. Kur'an-ı Kerim ve tutmuş olduğu oruç kişiye şefaat edecekti. Tamam gençler. Nasıl şefaat edecek? Ve yakulul Kur'an, Kur'an-ı Kerim der ki Rabbi men mena'tuhul nevme billeyni feşeffi'ni fihi feyüşeffa'ani. Ya Rabbi diyor, ben onu geceleri uykusuz kaldım. Gece 3'te 4'te kalktı, ders çalıştı. Sabah namazından sonra yapmadı, ders çalıştı. O benim yüzüme diyor, benimle meşgul olmadan, Kur'an-ı Kerim ezberleme yüzünden, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olma yüzünden ya Rabbi uyku görmedi onun gözü, ondan dolayı onu şefaat eyle, beni ona şefaatçi kıl diyecek diyor ve ona şefaat edecek. Şimdi size ağır gelebilir uykusuzluk, bakın ne mükafatları var arkadaşlar. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın insanlardan dostları var. Kimler Allah'ın dostu olmak ister? Kimler ister Allah'ın dostu? Herkes ister değil mi? Kim istemez? Allah-u Teala her birimizi dostundan eyleye inşallah. Peygamber sahabe soruyor ki men hum ya Resulallah, onlar kim? Ehlul Kur'an hum ehlullahi ve khassatuhu diye mesela. Kur'an ehli olanlar işte Allah'ın dostlarıdır diye. Siz hafız olduğunuz zaman Allah'ın dostu olacaksınız. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره. Bir kimse diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberlerse, tamam mı hafızlar, bakın iyi dinle, Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. Helalını bildi, helale dikkat etti, haramdan da sakındı. Allah-u Teala'nın ezberlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de helallar var, bir de haramlar var. O helallere dikkat etti, haramlardan da sakındı. اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ. Allah-u Teala onu cennetine girdirir. Cennetine girdirir. Sonra bitmedi. Ne diyor ki? وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ فِي مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اَوْوَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ. Ve ailesinden de diyor artık yazılmış bu kişi cehenneme gidecek diye 10 kişiye de şefaat eder. Adamın cehennemliği garantilenmiş ha. Yazılmış. İşte filan, filanın dedesi, filanın amcisi, filanın halası, filanın teyzesi, filanın kardeşi. Hafızın etrafında 10 tane işte. Dayısı, amcisi, halası, teyzesi, kardeşi veya babası veya annesi cehenneme gidecek de yazılmış. Hafız cennete girmişse diyecek ki ya Rabbi ben anam istiyorum, ya Rabbi ben babam istiyorum, teyzem istiyorum, halam istiyorum, kardeşimi istiyorum dediği zaman Allah-u Teala getirin onları cennete girsin diyecek. Hafızlığın bereketi. Hafızlık bu kadar kıymetli gençler. Ve an Ebi Zerr'in radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebe Zerr li en tegduve feteallame ayeten min kitabillahi hayrun leke min en tusalliye miyete rekat. Bakın yine ne diyor Peygamber aleyhisselam? Ey diyor Ebu Zerr diyor. Senin diyor gidip diyor
Allah'ın kelamından iki kelime öğrenmeyin. Ayetinden فَتَعَلَّمَ اَيَتُمْ Allah'ın ayetlerinden iki ayet öğrenmen senin için 100 rekat nafile namaz kılmadan hayırlı. وَلَاَنْ تَغْضُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِرَ بِهِ اَوَّلَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكَعْتٍ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين رواه الحاكم هل kim ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 ayet okursa Kur'an-ı Kerim'den en az 10 ayet okumaya gayret edin kardeşim. En az 10 ayet okumaya gayret edin. Her kim Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet okursa diyor gafillerden yazılmaz. Gafillerden yazılmaz. Bildiğiniz olsun yani. Ondan aşağı düşme. Bir başka rivayette de men qara fi leyletin mi'ate ayetin kim 200 ayet okursa kutibe lehu minel qanitin Allahu Teala çokça ibadet eden kullar arasına yazılır. Yani sınırınız en alt sınırınız ne olsun? Ondan aşağı düşürmen. En son sınırınız 200. Yani zaten siz sabah verdiğiniz akla başında okusanız öğlen ikinin ammeyi okusanız, akşam tebareke okusanız 200 ayetten fazla olur arkadaşlar. Allah-u Teala'nın ne olmuş olur? Çok şey ibadet eden kullarından olmuş olsun. Ve Nebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ qara ibn-i âdeme secde fe secede i'tezele şeytanu yebki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ne var arkadaşlar? Secde suresi var değil mi? Secde ayetleri var. Kaç tane? 14 tane. İşte diyor hafız veyahut da Kur'an-ı Kerim okuyan biri. Bu secde ayetine geldi. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa rahleye çekti. Allahu Ekber deyip secdeye gittiği zaman diyor şeytan ağlamaya başladı bu sefer diyor. Niye? Umir ibn Adem'e bis sucudi fesecde felehul cenne ve umirtu bis sucudi fe ebeytu feliye ennar. Ademoğlu diyor, insanoğlu diyor. Secde etmekle emrolundu. Secde ettiği için cennete gitti. Ben ise diyor, secde etmedim. Edeceğim yer benim cehennem diyor. Onun için secdelerinizi de ihmal etme. İleride fıkıhta gelecek de bir hafız aynı sayfayı bu yerde 100 sefer okursa bir tane gerekir sadece. Ama dışarı çıkar bir daha okursa, aşağıda bir daha okursa, yemekhanede bir daha okursa o zaman her yaptığı yere göre ne yapar? Tekrar bir daha secde etmesi gerekir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala inşallah cümlemize, duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam Münzir'in ruhu için bizden hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle El-Fatiha-tu ma'as-salam.